Öyle bir makarnadan bahsediyoruz ki azıcık bir sucuk bütün makarnaya lezzetini veriyor. Bu kabağı döner kebap gibi yapıyor. Böyle pancarla pişmiş bir makarnamız var. Bol sarımsak içinde eriyor. Acayip lezzetli bir tarif var. Şimdi burada iki tane küp küp doğradığı pancarım var. Düdüklüye koyacağım. Düdüklü olmak zorunda mı? Zorunda mıyım? Değilim. İçine yaklaşık böyle 1 litreden biraz fazla su koydum. Azıcık tuz koyuyorum. Pancarla beraber düdüklü de suyumuz yaklaşık 10 dakika güzelce kaynayacak. 10 dakika düdüklüde her zaman vakit verirken şöyle bir şey var. Düdüklü yükseliyor, süre o zaman başlıyor ve 10 dakika içerisinde bütün o pancar o suya rengini verecek. Sonra biz pancarlarımızı alacağız. Kenara koyacağız ve asıl tarifimizi kullanmayacağız. Onu ne yapabiliriz? Mesela ben dün yaptığımda güzel bir mantar kavurdum. İçine pancarları koydum. Bol sarımsak, 10 diş sarımsak. Karnımın zilleri çalıyor gördüğünüz gibi. 15 dalda maydanozu ince ince kıyın. Tavada şöyle bir çevirdim. Çok güzel oldu. Bol sarımsak, maydanoz. Onları öyle kullanacağız. Hazırsak 10 dakika güzelce pancarlarım kaynadı. Şöyle ayırıyorum. Bu suya hop makarnamı koyacağım. Refika bizde düdüklü yok. O zaman bu tarifi yapamayız. Hayır, yapabiliriz. Yani pancarlar 10 dakika değil 25-30 dakika normal haşlanacak. Makarna da şimdi burada kaç dakika? 10 dakika. Biz düdüklü de 5 dakika haşlayacağız. Tek yapacağım şey o. 5 diş sarımsağım var. Sarımsağı içine koyuyorum. 400 gram burgu makarnayı da içine atıyorum. Yani böyle 5'te 4 gibi içinde azıcık kalıyor. Ne kullanıyoruz? Filiz'in %100 Türk buğdayı olan özenle hazırlanmış mükemmel harmanı. Bunu şöyle bir karıştırıyorum. Tekrar biraz pancar için tuzu vardı ama bol tuz daha ekliyorum. Altını da hemen açıyorum. Bir diğer özellik de pancarı beraber pişirseydik bu renklerde kalıyor. Ama şimdi düdüklü de bir kapatıp 5 dakika pişirdiğimizde bu suyu iyice çekecek. Yani 1-1,5 litre su koydum. Çok fazla su koymadım normaldeki kadar. Kapattım. Altını da güzelce açtım. Önce düdüklü çıkacak. Böyle 5 dakika pişecek. Sonra suyun altına koyacağım. İndireceğim ve devam edeceğim pişirmeye. Bunu şimdi kenara aldım şöyle. Bu bir taraftan olurken gelelim dalının kuyruğunun koptuğu yere. Burada bir tane minik sucuğum var. Bu sucuğu şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Bunu şöyle kıyıyorum. Bir küçük kangal sucuk bu makarnadaki en büyük lezzet arttırıcı şey olacak. Azıcık zeytinyağı da ekliyorum. Bu şimdi sucuk kavrulmaya başlayacak ve böyle hafif yağını bırakacak, lezzetini tavaya bırakacak. O lezzeti neyle güzelleştireceğiz? Şimdi burada bal kabağım var. Bal kabağın güzelliği böyle ne kadar turuncuysa o kadar daha böyle bal gibi daha lezzetli de olur. En turuncusundan seçtim pazardan. Biz kendimiz seçtik. Şimdi bunu böyle ortadan ikiye bölüyorum. Ve ondan sonra böyle tavla zarından biraz daha büyük parçalara ayırıyorum. Çok büyükse şöyle ortadan ikiye tekrar. 400 gramı böyle ayırıyorum. Bu sucukları şöyle hop alıyorum kenardan. Sucuğun o lezzetli yağı tavada kalıyor. Bu kabakları bunun içine böyle atıyorum. Bu bir taraftan böyle güzelce kavrulurken içine tam bir ziyafet ya bu sonbahar ziyafeti. 2 avuç da yer fıstığı koydum. Zorunda mıyız? Ya mümkünse. Zorunda mıyım? Hayır değilsiniz canım. Değiliz. Ama ekstra bir güzellik yaratacak. Düdüklümüz coştu. Kapattım tamamen. Bu haliyle bile bence 2 dakika falan kaynamış durumda daha. Ama o enerji ona bence pişene kadar yetecek. Burada altını açık tutuyorum. Hoplata zıplata böyle dış kısımlarını kahverengileştirecek kadar kavuracağım. O kavurduğumuz zaman onun böyle bir et tadı verecek. Yani et yiyormuşsun gibi mutlu ettirecek insanı. Aboneyim abone diyenlerden olmanızı biz son derece çok isteriz. Çünkü kanalımız burası, bu sevgili arkadaşlar. Sizin sayenizde ayaktalar ve abone olarak bizi desteklerseniz çok mutlu oluruz. Kabağım 400 gramdı, makarnam 400 gramdı, sucuğum 100 gram, 200 gram da ıspanağım var. Ispanak zaten 200 gram dediğin ıspanak, pişince 10 gram. Kabaca wait diye doğruyorum. Evet şöyle. Bir taraf hafif böyle kahverengileşince bu tam böyle istediğim şey. Yani kabakların et gibi lezzetli olduğu zaman. Şöyle.
Bu noktada birazcık tuz ekliyorum. Artık renkleri de böyle güzelce değişti. Altını kapattım. Kendi ısısıyla pişme devam ediyor. Kabakları çok ezmemek için attırıyorum. Şimdi bu attırma olayını tavada çalışmak isterseniz böyle bir avuç mercimek koyup hani düşürmeden yapmayı hafif çalışabilirsiniz. Ucunda toplayıp şöyle geri ileri gibi. Kabaklar tamam. Bunu kenara koydum. 1,5 dakika falan düdüklünün altı farkındaysanız açıktı. Sonra kapalıydı. Özellikle bu doğalgaz fiyatlarında bu iyi bile. Geri 3,5-4 dakikasını kendi yağında kavrulu diyelim. Kendi ısısında. İçeriği de ısıtıyor böylece. Evet. Eve nem katıyor. Burada daha hızlı olsun istiyorsak suyun üstüne koyabiliriz. Tadam. Böyle baktığımızda makarnamız henüz tam böyle benim istediğim kırmızılıkta değil. Ama ne yapacağız? Bu böyle 1 dakika falan üstü açık bir şekilde en kısık ateşte 1 dakika daha şöyle bir dönecek. Ve renginin en az 2-3 ton daha koyulaştığını göreceğiz. Bekleyince mesela yarım gün falan beklediğinde kıpkırmızı oluyor bahar. Açtığımıza göre de daha koyu farkındaysanız. Anlaşılıyor mu bilmiyorum. Şöyle birazcık bekledim. Böyle 1-1,5 dakika içinde bak rengi bayağı değişti de. Şimdi bunu azıcık daha bekleyeceğim. Son 1 dakika. Tekrar bu şeyi yanıma aldım. Kabağı. Ve içine burada ne vardı? Sucuklar geri giriyor. Ispanaklar geri giriyor. Geri değil ilk defa giriyor. Ispanaklı azıcık öldürüyorum. Bir tutam tuz da ıspanaklar için. Bu arada evde ıspanak yoktur, tazı vardır, şeydir. Buradaki mantık şu. Az bir sucuğun bir sebzeyle karıştığında inanılmaz lezzetli bir makarna tarifine dönüşebilir. Hem makarna yemiş oluyoruz, hem bol bol mevsim sebzesi yemiş oluyoruz. Hem de çok lezzetli bir şey yemiş oluyoruz. Ispanakları bu arada bu kadar kavurdum. Yeter. Ve hepsi buraya giriyor. Şimdi buradaki olay şu. Her kaşıkta birazcık sucuk, bir tane muhakkak fıstık, bir tane makarna, bir tane de kabak muhakkak olmalı. Ben her birinden ikişer tane almış olabilirim. Bak fıstıkların böyle kavruklu. Bir kere makarna hemen pancarın suyunda bir de içindeki sarımsakları böyle karıştırarak erittik. O sarımsağın tadı ona sos gibi oldu. Kabaklar da hem sucuğun yağında piştikleri ve fıstığın tadıyla karıştıkları için acayip bir şey oldu. Artık yaşlanıyorum. Ve kendi kendimi övüyormuş gibi olunca bir garip hissediyorum. Ama bu hak ediyor. Bunu söylemem lazım. Bugün bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biz gerçekten özenerek işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bol sebze yiyebildiğimiz, herkesi doyurabileceğimiz, bakana ne yaptın sen dedirtebilecek. Ve tadlar ve lezzetler olarak ağız tadlarımıza, sevdiklerimize yakın. Ama yeni bir şeyleri de aynı zamanda size sunmaya çalıştığımız bir şey. Makarna yapan da Filiz. Onların da makarnaya olan özeni belli. İkisi bir arada. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere.